Filistinli Ranim Abdülrahim Safadi eşi rahatsızlanınca hem ailesinin geçimini sağlamak hem çocuklarına bakabilmek için eşinin mesleğini devraldı. Bir zamanlar eşine yardım ettiği dükkanda şimdi bütün yük onun omuzlarında. Batı Şeria'daki tek kadın nalbant olan Ranim'in hikayesini İrem Seles'in haberinde izleyelim. Ranim Abdülrahim Safadi, 4 çocuk annesi bir Filistinli. Henüz 30 yaşında. Nablus'taki yaşamı bundan 4 yıl önce eşinin hastalanmasıyla tamamen değişti. Ranim, eşine yardım etmek için başladığı nalbantlığı tam zamanlı bir işe dönüştürdü. Artık ailesinin tüm yükü onun omuzlarında. Sabah erken saatlerde dükkanını açıyor, kaynak yapıyor, siparişlerini yetiştiriyor. Böyle bir işte çalışacağım ben de düşünmezdim ama şartlar beni buna zorladı. Maddi açıdan zor günler geçirdik. Önce eşime ufak işlerde bu dükkanda yardım etmeye başladım. Yanında durdum, ne yaptığına baktım iyice. İlk başta amacım ona destek olmaktı. Malzemelerin isimlerini, ölçü birimlerini, demirin nasıl kesildiğini ve nasıl kaynak yapıldığını öğrendim. 4 yıldır da tek başıma çalışıyorum. Batı Şeria'daki tek kadın nalbant Ranim, yakın çevresinden çok destek göremediğini anlatıyor. Bazı zorluklarla karşılaşıyorum elbette. Özellikle de ilk başlarda çok zordu. Hiç müşterimiz yoktu. Bizim toplumumuz muhafazakardır ve burası bir kasaba. Ama ben söylenenleri duymazdan geliyorum. Nalbantlık erkek işi diye bilinir, doğru. Ama benim de kocama destek olmam, çocuklarıma bir gelecek hazırlamam lazım. Allah'a şükür hepimiz birbirimize destek oluyoruz ve insanların ne dediğini çok da düşünmüyoruz. Ranim'in dükkanındaki tek yardımcısı bundan 4 yıl önce kaza geçiren eşi Emcet Safadi. O dünyanın en harika eşi. Keşke tüm insanlar onun gibi olsa. Safadi çifti zorluklar altında yürüttükleri işlerini günün birinde engellilerin de faydalanabileceği bir merkeze dönüştürmek istiyor. Vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok. Kendimizi geliştirip dükkanımızı büyüteceğiz. Ufak bir arazi alıp üzerine kendi yerimizi yapmak istiyoruz. Eşim orada engellilere meslek edindirme kursları açmak istiyor.